Ayvalık ve Cunda geride kaldı. Ama aile saadeti bitmedi. Wilco birkaç gün daha annesinin kuzusu. Birlikte geçirilecek son haftada ilk durak Alaçatı. Şimdi İzmir yolundayız. Çünkü İzmir'de rüzgar yok. Birkaç gün Ayvalık'ta kaldık. Ya Ayvalık muhteşem bir yer ve Cunda'dan bayıldım. Ya özür dilerim ama Cunda Ayvalık'tan daha güzel bence, daha otantik. Küçük dar sokaklar var, çok güzel eski binalar var, Rum evler var. Ve yemek orada, vallahi muhteşem. Neyse, İzmir'e gidiyoruz. Orada rüzgar yok. Demek biraz daha sıcak çünkü sıcaklık istiyoruz. Biz chat yaptık Hollanda'yla, yani şey, Sjanine'nin kardeşiyle. Oo Wilco ve Sjanine 25 derece Hollanda'da, rüzgar yok, çok güzel, biz havuza gidiyoruz. Ve biz burada donduk. O yüzden şimdi ihtikam olarak İzmir'de yüzüyoruz. Wilco, annesi Tineke ve yeğeni Sjanine'nin güneşe olan özlemlerini gidermek için İzmir'e 70 kilometre uzaklıktaki Alaçatı'yı seçti. Biraz alışveriş yaptım çünkü bu akşam tekrar kamp yerde kalıyoruz. Çok güzel bir şey yaparım bu akşam. Enginar. Ama siz böyle bir enginar büyük ihtimalle görmediniz. Yani parmak yiyorum o zaman gerçekten. O kadar lezzetli. Oysa İzmir'in adı sıcak bir güneşle neredeyse eş anlamlıyken Alaçatı rüzgarın ikiz kardeşi. İzmir'den Alaçatı'ya otoyolla yarım saat gibi kısa bir sürede ulaşılabiliyor. Rüzgarın başkenti İzmir Çeşme yolu üzerinde yarımadanın darlaşan yerinde Koca Dağ'ın batıya uzantısı olan bir sırt üzerine kurulmuş. Çevrece Wilco yoldan. Ya şimdi nereye? Çeşme yolunu Alaçatı'ya çamlık bir asfalt yol bağlı. Çıplak tahta kollarıyla el sallayan taş değirmenler, rüzgar ülkesinin sınırlarını bekliyor. Sınırı geçtikten sonra ise deniz kokusunu takip etmek yeterli. Giriş veya hiçbir şey yok yani orada girmemiyorum. Burası biraz bozuk bir yol var. Alaçatı yolu. Ama Alaçatı'da çok özel bir şey var. Yani burası bir windsurfing cennet var. Hala biraz erken ya mevsim için ama şansı bakarım. Belki yani şanslı çocuğu oluyorsa belki güzel bir okul buluyorum. Bir ders alıyorum çünkü hiç hayatımda windsurfing yapmadım. Alaçatı kamp yapmak için de ideal bir yer. Wilco ve ailesi bu akşam yemeklerini deniz manzaralı evlerinde yiyecek. Dört tekerlekli ve her gün farklı manzaralı evlerinde. O kadar güzel park ettim. Tekrar yapmam lazım. Çünkü ne yaptım? Kapı farklı yerde. Yani yanlış yerde. Şimdi biraz daha doğru düzgün park edeceğim. Ve sonra yemek pişiriyorum. Otakta burada biraz kayıyor. O yüzden ama toprakta yaptım bu iş. Şey, onlar araba tam su nasıl nivou, nasıl söyleyebilirim ya? Düzgün kalıyor şimdi.
Kamp yeri bulunur bulunmaz Wilco el alışkanlığıyla hemen güneşliği açmaya koyuluyor. Ama branda bu kez masalarını güneşten değil, birazcık da olsa rüzgardan korumak için gerekli. Alaçatı'da sörfçüler, günün son ışıklarını da uğurlayana kadar rüzgarla dans ediyor. Uzaktan suyun üzerine bırakılmış renkli kağıttan gemiler gibi görünen yelkenler, kamp yerinin de akşam üzeri eğlenceleri. Glazen. Zal ik nou eens ook chips op tafel leggen? Dat wordt zo gek. Wilco'nun karavanı Ayvalık'tan buraya kadar uzun bir yol kat etti. Yemek telaşına girmeden önce huzurlu ortamın tadını çıkarıp biraz dinlenmek isteyen aile önce manzaraya karşı kurdukları masada keyif içkilerini yudumluyor. Alaçatı'daki ilk akşamda sohbet de bugünden geçmişe doğru uzanıyor. Ya biz eski zaman hakkında konuştuk. Babam o zaman araba kullandı tabii ki. Ben hala gençtim o zaman. Genel olarak Yugoslavya'ya gittik, Portoroz'a gittik. Portoroz, gül şehir demek. Ve o zaman Portoroz'da çok güzel bir tepe var. Tepe üstünde benim babam ufak bir mola verdi. Orada biz indik ve baktık Portoroz'a ve o zaman babam dedi, ha şimdi benim tatil gerçekten başlıyor. Wilco'nun tatili de artık gerçekten başlıyor. Zamanla ilk kez yarışmadığı, onun kendi ritmiyle yavaşça akıp gitmesine izin verdiği bu sakin akşamda, yanında olan ailesinin tatlı sohbeti, burada olmayanların sözcüklerdeki varlıklarıyla. Aceleyle limanını arayan son gemiyle birlikte, Alaçatı'da da gün batıyor. Alaçatı yavaşça adının çağrıştırdığı alacalığa bürünüyor. Bazıları için bu tatilin de sonu demek. Alaçatı'daki son günlerini de geride bırakan karavancılar yeni yolların izine düşerken Wilco ve ailesi Ege'nin koynundaki ilk gecelerini karşılıyor. Anne olmanın kuralı, anlaşılan Hollanda'da değişmiyor. Tineke tek başına yemek yapmakla uğraşırken, küçük oğlu kampingde kendine oyun arkadaşları bulmuş bir. Ya ne kadar tatlı değil mi o köpekler? İnanılmaz tatlı. Ama biliyor musunuz? Bu köpek iki gün önce burada geldi. Neden? Çünkü birisi o köpek bıraktı burada. Beş tane yavrum var. Çok tatlı değil mi yavrumlar? Ben yavrumları çok seviyorum yani. Evet, çok seviyorum. Ama neden birisi o köpekleri burada bıraksa? Acaba? Yani bir insan böyle bir şey yapar mı? Hayır. O insan değil bana göre. Yani gerçekten çok kızıyorum yani. Wilco akşam yemeğine bir misafir daha bulduktan sonra annesine yardım etmek için karavana yöneliyor. Mutfağa girer girmez de çocuk Wilco gidiyor, aşçı Wilco geri dönüyor. Het wordt twee beurten. Nou ja, we zijn met zes man en we hebben honger. Ja, of er omheen. Evet, bugün biraz farklı yemek yapıyorum. Bakın, burada. Yani inanılmaz özel bir sos, sos Hollandaise. Artık kolay bir sos ama yapmak için çok zor bir sos. Düşündüm yani kafa biraz yedim. Yani önceden patates pişiriyorum, sonra enginar pişiriyorum. Enginar patates üstünde kalıyor ama size önceden çok güzel bir patates göstermek istiyorum. Çünkü biz birkaç bölüm önce çok güzel bir yere gittik, Kapadokya'ya. Orada bir tane patates bulduk. Ve bakın ne kadar tatlı bir patates değil mi? Şimdi çatmak lazım.
Enginarlar pişerken yarınki sörf macerası da şimdiden esprilere konu oluyor. Annem yarın windsurfing yapmak istiyor ama yani şey büyük korku var. Belki çok soğuk o zaman hasta oluyor. Ama bence mümkün. Ve o zaman ben gerçekten gülme krizi giriyorum çünkü yani ya yok ben bir şey söylemiyorum çünkü belki ben düşüyorum. Evet, benim sos hazır. Demek ki yemek hazır şimdi. Yani saat oh. Kokularıyla karavanı dolduran yemek en sonunda masada. Evet. So. Heb je dit al gegeten? Nou, wat je doet, ik doe het op een onfatsoenlijke manier. Ik zet de bloem op je bord. Bloem. Çünkü artık çok ilginç. Bu bir çiçek yani. Acayip değil mi? Bu yaprak altında. Bu da ufak bir parça et gibi. Ve o çok lezzetli. Sos içinde koyuyorsun. Böyle yiyorsunuz. Wilco'nun enginar yemeğinin gerçekten de Hollanda usulü olup olmadığı şüpheli. Çünkü Tineke ve Sjanine de enginarlara gayet yabancı gözlerle bakıyorlar. Yemek hangi ülkenin mutfağını temsil ediyor bilinmez. Ama yeme şeklinin Türk usulü olduğu kesin. Ortada tencere ve yemeğe banılan yapraklar. Nee, je hoeft niet het hele blad op te eten, gekkie. Sjanine, bütün yaprak yemek istiyor. Ve şimdi kıpkırmızı oldu. Alaçatı yeni güne, yeni bir güçle esmeye başlayan rüzgarla merhaba diyor. Bu rüzgar gün boyu bir yandan elektrik üreten dev rüzgar güllerini döndürecek, bir yandan sörfçülerin yelkenlerini şişirecek. Sörfçüler demişken, Van Herpen ailesinin sörfçü adayları da güne erken başlıyor. Suya yavaş yavaş alışmak için olsa gerek, sabah ilk iş yemek masalarını deniz kenarına indiriyorlar. Kahvaltıyı hazırlamaksa yine anneye düşüyor. Akşam yemeğindeki kahkahalar yerini bir sessizliğe bırakmış. Sörf vakti yaklaştıkça amatör sporcularımızın heyecanına belli belirsiz bir endişe karışıyor sanki. Bulaşıklar büyük bir ciddiyet ve sessizlikle yıkanıyor. Bu iş de bittiğinde Wilco hemen biraz daha oyalanacak yeni bir bahane yaratıyor. Antalya'da onlar aldım. Ses veya müzik yapmak için belki bir gün. Belki hatırlıyorsunuz yani 5 konakta onlar buldum. Ve şimdi verniz sprey yapayım çünkü şey renk veriyor. O yüzden yani biraz daha. Alaçatı'nın 2 kilometre kuzeyinde Ilıca plajı, 2 kilometre güneyinde ise sörf plajı bulunuyor. Bu plaj, rüzgar almasına rağmen dalga yapmamasıyla dünyanın dört bir yanından sörf tutkunlarını bölgeye çekiyor. Ja, ik heb wel eens opgestaan, maar toen lag het op land. Ja, please. Hi. Hi. Good morning. Good morning. How are you? Can you speak Turkish? İstersen Türkçe konuşuyoruz. Okay, o zaman Türkçe konuşalım. Evet, belki daha kolay. Tamam. Bilmiyorum. Ama o zaman ben bazen şey biraz anlatıyorum yani Sjanine. Sjanine onun adı. Tamam. Ya hiç bir surfing yapmadım. Tamam. Zor mu bir spor? Hayır, hiç zor bir spor değil. 7 yaşından 70 yaşına kadar herkesin yapabileceği bir spor. Hiç zorlanmadan kolaylıkla yapabileceği bir spor. Ben hemen size ders verecek hocanızla tanıştırayım sizi. Tamam. Tufan hocam. Ha. Merhabalar. Merhaba. Hoş bulduk Wilco. Sjanine. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Okey, görüşürüz. Buyurun. Dünyanın en iyi 10 sörf plajından biri olarak anılan Alaçatı'da birçok sörf okulu var. Burada alınan günlük dersler sonunda koyda tek başına küçük bir tur atabilecek kadar sörf öğrenilebiliyor.
Sörf için gerekli her tür malzeme de yine bu okullardan sağlanabiliyor. Ayrıca plajdaki dükkanlardan gerekli ekipmanı satın almak da mümkün. Yelkeni kendime çektikten sonra bordun önüne yakın olan elimle, gidiş yanımdaki önümle direği, yavaşça direği yakalıyorum. Direği yakaladıktan sonra yelken direğiyle kendim arasında bir V harfi oluşturuyorum. Ve buna temel pozisyon diyoruz. Temel pozisyon. Bizim için en önemli pozisyonlardan biri. Temel pozisyon. Burada deneme yapıyor muyuz? Evet, orada. Aşağıda yapacağız. Aşağıda yapacağız. Bakın dün art strandu. Ben size power jointlerimizi veriyorum. Buyurun. Ha? Yavaşça suya indirip sonra tekrar yavaş yavaş derse başlıyorum. Onlar yeni başlıyorlar. Evet, arkadaşlar da yeni başlıyorlar. Wilco bu kez hocasını kendinden beklenmeyen bir ciddiyetle dinliyor. Alaçatı'nın dünyaca ünlü rüzgarı onu biraz endişelendirmiş gibi. Wilco bir yandan öğrenirken bir yandan da öğretiyor. Yiyen Sjanine hocanın söylediklerini Wilco'nun aracılığıyla takip ediyor. En draai je hem vast. En je draait hem goed, ja niet al te vast, maar je draait hem goed vast, zodat het water niet tussen kan komen. En dan sluit je ze even. Böyle bir hareket yapıyorsun. Evet. Sonra yavaş yavaş gidiyorsun. Hiç böyle bir hareket yapmıyorsun. Teorik eğitim tamam. Şimdi sıra pratikte. Wilco ve Sjanine için yelkenlere, anne Tineke için deklanşöre asılma zamanı. Sonunda öğrenciler Alaçatı'yı ünlendiren kristal parlaklığındaki denizle tanışıyor. Alaçatı koyu, Ege kıyılarındaki sayısız koydan biri. Ama iki önemli özelliği onu rüzgar sörfçülerinin cenneti haline getirmiş. Bunlardan ilki hiç dinmeyen rüzgarı. Diğeri ise kıyıdan 80 metre açığa kadar denizin 1,5 metreyi geçmeyen derinliği. Wilco bu iç rahatlatıcı bilgiyi de aldıktan sonra cesaretle atılıyor sörf tahtasının üzerine. Rüzgar Wilco'yu düşürdü, kaldırdı. Ama en sonunda suyun üzerinde uçurdu. Şimdi sıra Sjanine'de. Ga je handen weer verwisselen? On 14 yaşındaki Sjanine, rüzgar sörfünü Wilco'dan çok daha çabuk öğreniyor. İkili, denizde rüzgarla dans etmenin kurallarını öğrenirken, anne de boş durmuyor. Öğrenmenin sıkıntılı bölümü bitti. Artık Wilco ve Sjanine birlikte rüzgar sörfü yapmanın tadını çıkarabilir. Her yıl Mayıs'tan Ekim'e kadar süren rüzgar sezonunda dünyanın en uzak köşelerinden buralara gelen binlerce sörf tutkunu gibi. Alaçatı koyu, ustalarla acemileri bir arada ağırlıyor. Burada sığ sular Wilco ve Sjanine gibi acemilere omuz verirken, açıklarda imbat ustaların yelkenlerini dolduruyor. Rüzgarla dans bittikten sonra, Wilco'nun da
Sjanine'nin de yüzünde endişenin yerine derin bir mutluluk almış. Öğrenirken yavaş geçen zaman zevk almaya başlayınca göz açıp kapayıncaya kadar akıp gidiyor. Artık sörf tahtalarını bir sonraki sahiplerine bırakıp kampa dönme zamanı. Sörf macerası ile birlikte Alaçatı gezisi de son buluyor. Burası bence belki Avrupa için en meşhur yeri. Çünkü burası inanılmaz güzel bir rüzgar. Toplanırken akıllarda hala denizle rüzgarın oyunu var. Bu, Wilco'nun uzun zamandır görmediği ailesiyle geçirdiği son gün. Ama İzmir'e kadar gelmişken, görülmeden geçilmemesi gereken bir yer daha var. Efes Antik Kenti. Sadece büyülü adıyla her yıl sayısız turisti kendine çekiyor. Efes'teyiz ama ilk defa burada geldim. Hiçbir fikrim yok. Bir kitap aldım, sonra bakıyorum ama burası inanılmaz güzel olması lazım. Ve tabii ki duydum daha önce. Anneme göstermek istiyorum. O zaman şimdi bakarız ya. Tinike ve Sjanine'de havaalanına yalnızca 70 kilometre uzaklıktaki bu efsanevi mekanı görmeden Hollanda'ya dönmek niyetinde değiller. Türkiye'ye gelen yabancıların Efes'e olan özel ilgisi boşuna değil. Burası dünyanın en büyük açık hava müzelerinden biri. Yılda ortalama 1,5 milyon ziyaretçi alan Efes, antik çağların en ünlü ticari ve dini merkezleri arasında ayrıcalıklı bir yere sahip. Burası ayrıca Anadolu'nun en iyi korunmuş kentlerinden biri. Böyle olunca öğren yerinde farklı dillerin birbirine karışması da kaçınılmaz oluyor. Karışık bir kedo. Güzel replika des. Orijinal ve akıbıt kanat elbise. Siz bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Çünkü siz inanılmaz güzel Japonca konuşuyorsunuz. Teşekkür ederim. Sağ yani olun. Ben hiçbir şey anlamıyorum ama biliyorum yani hissediyorum. Siz nerede Japonca öğrendiniz? Tokyo'ya gittim. Tokyo'da kaldım ama çok kısa bir zaman kalabildim orada. 3 ay. Siz nerelisiniz? Ben Hollandalıyım. Hollandalı. Evet. İstiyorsanız İngilizce de anlatabilirim size. Yok yok yok. Çünkü Türkiye'de yaşıyorsunuz. 3 ay kaldım orada. Ondan sonra döndükten sonra burada işte kendim çalışarak bir de bu mesleği yaparak İşte şey yapabildim, yanlış yere gidiyorlar. Tamam. Efes'in tarihi M.Ö. 6000 yıllarına kadar uzanıyor. Antik kent, cilalı taş devrinden beri farklı ellerde tekrar şekillenmiş. Bugün gezilen Efes ise, Büyük İskender'in generallerinden Lysimakos tarafından M.Ö. 300 yıllarında kurulmuş. Helenistik ve Roma çağlarında en görkemli dönemlerini yaşayan Efes, Asya eyaletinin başkenti ve en büyük liman kenti olarak 200 bin kişilik nüfusa sahipmiş. Roma döneminde Asya'nın ilk ve en büyük metropolü unvanını alan kent, bugün 30 bin nüfuslu turistik bir ilçe. Doğru zamanda orada olanlar için Efes sadece tarihi kalıntılardan ibaret değil. Romalılar da zaman zaman antik kentlerine dönüp
kendi hikayelerini ziyaretçilere kendi ağızlarından anlatıyorlar. Siz nereden geldiniz? İzmir. İzmir. Ve burada ne yapıyorsunuz? O kadar güzel şey, kıyafet var, her şey var. Çok burada muhteşem. Roma dönemini canlandırıyoruz burada. Ha. Kütüphanenin önünde canlandırıyoruz. Aha. Ve belli dönemlerde tura turizm adına yapıyoruz. Ve siz bu her hafta yapıyor musunuz veya sadece bir kere geldiniz? Belli tarihlerde yapacağız. Kasım'a kadar 33 etkinliğimiz olacak. Yılın belli zamanlarında Roma döneminin temsillerle canlandırıldığı Celsus Kütüphanesi, Efes denince akla gelen ilk eser. Roma dönemi yapılarının en güzellerinden olan kütüphane, heybetinden bugün de bir şey kaybetmemiş. Hem kütüphane hem de kentin valilerinden Celsus'un mezar anıtı olarak kullanılan yapının cephesi, 1970-1980 yılları arasında restore edilmiş. Görkemli kütüphanede kitap ruloları duvarlarda açılan nişlerde saklanırmış. Eskiden burada kütüphanede böyle bir durum. Şimdi artık kütüphane böyle oldu. Ne kadar bir fark ve eski zamanında o kadar zengin bir yer. İnanılmaz. Bakın. Yani acayip güzel, acayip güzel. Yani renk olarak, heykeller, her şey. Mermer ana cadde, kütüphanenin bulunduğu meydanı büyük tiyatroya bağlıyor. 24 bin kişilik tiyatronun 3 katlı sahne binası tamamen yıkılmış. 3 bölümlü oturma basamakları ise korunuyor. Antik dünyanın en büyük tiyatrosunda bugün beklenmedik bir gösteri var. Bir zamanlar Asya ile Avrupa arasındaki başlıca kapı olan Efes'te Doğu'nun türküleri Batı'nın müzik diliyle yankılanıyor bugün. Yürüdüm aynı zamanda. Efes tümüyle mermerden yapılmış ilk kent olarak da tarihte ayrıcalıklı bir yere sahip. Büyük İskender'den sonra ızgara plana göre yeniden kurulan kentte bütün cadde ve sokaklar birbirini dik olarak kesiyor. Tineke ve Sjanine'in bir haftalık Türkiye seyahati Efes'in binlerce yıllık hikayeleriyle son buluyor. Antik kentteki yerlerini bir sonraki turist kafilesine bırakan Van Herpen ailesi sessizce havaalanının yolunu tutuyor. Wilco'nun aile saadeti başladığı yerde havaalanı da sonuna yaklaşıyor. Bir dahaki görüşme kaç yıl sonra nerede olur bilinmez. Evet ya, bu hafta bitti şimdi. Artık inanılmaz hızlı gitti. Ve çok garip yani, biz geldik, onlar hemen devam ediyorlar. O zaman ya bilmiyorum yani, çok garip bir duygu. Ama Wilco'nun misafirlerinin ülkelerine sadece yüklü valizlerle dönmedikleri kesin. Onlar yanlarında görülmemiş yılların bir haftaya sığdırılmış hikayeleriyle dönüyor. Hikayeler ve anılarla. Boğaza karşı kaldırılmış kadehlerle başlayan o anılarda, kuşların renklendirdiği cennetler, zeytin ağaçları, deniz kokusu, omuz omuza taş evler, dar sokaklar, sürprizler, doyumsuz manzaralar, maceralar, heyecanlar, kahkahalar ve bir ülkenin tarihi var. O anılarda yıllardır beslenen özlemin sıcak sohbetlerde eritilişi var. Yüreklerde özlem tekrar büyüyene kadar herkes
biriktirdiği anılarla yetinecek. Bir sonraki aile buluşmasına kadar gurbetçi kahramanımız yine bir gezgin, yine bir maceracı. Çünkü annesinin küçük oğlu Wilco da Tineke ile birlikte uçağa binmek üzere. Bir sonraki buluşmaya kadar Wilco annesinin kuzusu değil, alternatif rotaların kurdu. Alışkın olduğumuz gibi.